Coşkun şu anda bakın Hamas'ın roketleri onlar. Nihat Fındıklı gösterirse demir yumruk denen savunma sisteminde imha oluyor. Ama bakın şu anda gelişi devam ediyor üzerimize doğru. Demir yumruk çalıştığında bunlar imha ediliyor. Nihat Fındıklı'nın görüntüsüyle izliyorsunuz şu anda. Bakın tam Beytan'ın tarafından atılıyor buraya. Zaten İsrail ordusunun da obüslerin de en büyük hedefi Beytan'ın. Gördüğünüz gibi şu anda canlı yayında o roketler şu anda aşağıda düşmüş, etkisiz hale gelmiş durumda. Yine gördüğünüz gibi parıltılarından anlayacaksınız. Evet, burada gün sürekli böyle geçiyor. Yani özellikle Cuma akşamından bu yana, Cuma akşamı biliyorsunuz Şabat'la birlikte İsrail ordusu harekatımızı genişleteceğiz dedi. Genişleyen harekatta da dakikada en az iki bomba düştü. Özellikle Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece Kuzey Gazze'ye. Tabii güneyde de bundan nasibini alan binalar oldu. Yine çocuklar tabii ki siviller hayatlarını kaybetti ama... Dünden beri, dün de buradaydık Nihat Fındıklı ile birlikte. Dünden beri burası zaman zaman kara bulutlar sarıyor etrafı. Ağır bombardımana tutuluyor Gazze'nin kuzeyi. Özellikle Beyton'un civarı diyeceğiz. Ve inanın 8005 açıklanan son sivil ölü sayısı ama ben bunun enkaz altındakilerin de çıkartılabilmesiyle, çünkü enkaz altındaki cansız bedenler ne yazık ki çıkartılamıyor. Hava sıcaklığı da burada oldukça fazla. O cesetlerin hızla çürüme ihtimali hem yazık onlara, hem de o bedenler ne yazık ki mikrop üretecekler. Zaten lağım suları karışmış durumda. Gazze'nin kuzeyinde her yer lağım suyu. Orada salgın hastalıklar da başladı mı? Çünkü iletişim kuramıyoruz. Bakın yine obüslerle atışa devam ediyorlar. Evet, yani oradaki insanlık dramı sadece bombalardan oluşmuyor. Yani bombalar düşüyor. Evet, insanlar ölüyor. Çocuklar parçalanıyor, parçalanmış. O çocuk bedenleri hastaneye aileleri tarafından götürülüyor. Bunları tüm dünya izliyor. Şurada şu an bir sahapan yapsa Nihat, o kadar çok kameraman, o kadar çok muhabir var ki dünyanın bütün gözleri burada. Yani dünyada kaç ülke varsa neredeyse hepsinin haber ekipleri burada. Hepsi kendi ülkelerine bu dramı, bu bombardımanı, bu ağır bombardımanı gösteriyor. Orada siviller olduğunu söylüyor ama işte ne yazık ki İsrail sürekli orayı bombalamaya devam ediyor. Güneye de gidişleri sıkıntılı kuzeydekilerin, çünkü güneyde o obüslerden ve özellikle Gazze sahilinden İsrail donanmasının attığı roketlerden nasibini alıyor. Zaman zaman Refah kapısına kadar bombalar düşüyor. Ama Mısır'da bir yandan Refah kapısını sivillere, en azından bir kamp oluşturulabilir. Refah kapısının yakınlarında birkaç kilometre karelik alan, işte buradan güneydekilerin, kuzeydekilerin boşaltılması için belki de bir mülteci kampı uluslararası kuruluşların ortak çabasıyla kurulabilir ama hiç kimse bundan bahsetmiyor. Ben yardımların da, o giren kamyonların da nereye gittiğini bir fotoğraf göremedim. Belki ben göremedim, özür diliyorum ama o yardımlar, o ilaçlar, o gıda maddeleri, o hijyenik malzemeler ulaştı mı bilmiyoruz. Bakın işte sürekli bu bombardıman ve karşılıklı atış devam ediyor. Hamas'ın silahlı güçleri de sürekli günlerdir bu tarafa, özellikle Sidrot, Aşkola, Maşkole tarafına sürekli atışlarını devam ediyor. Demir kubbe kimini engelliyor, kimi ise düşüyor, yakınlarımıza düşüyor. Dün Tel Aviv çok ağır roket saldırısı altında kaldı. Yani yıldız yağmuru gibi görüntülerde biz de izledik Tel Aviv'deki roket saldırısını. Hamas'ın gerçekten çok uzun süren bir Hamas saldırısı vardı Tel Aviv'e. Bazı noktaların isabet aldığını biliyoruz. Bakın sürekli obüs sesi. Yani 3 dakikada bir, 2 dakikada bir farklı obüslerden, hem sağımızda hem solumuzda obüslerden atış devam ediyor. Atışlardan belli bir süre sonra patlamanın gerçekleştiği hedef yerini görüyoruz. Ondan sonra da kara bulutlar devam ediyor. O an orada çocuklar var mıydı, kadınlar, yaşlılar var mıydı? Orası nerenin yakını? Bakın dün de Han Yunus tarafında 11 kişilik bir aile tamamen yok edildi. Tam o ailenin yaşadığı eve İsrail ordusu bir roket attı ve 11 kişi can verdi. Han Yunus'ta, Celaliye'de, Cebeliye'de mülteci kampı basıldı. Cenin'de, Batı Şeria'da yine mülteci kampı basıldı. Bir yandan da mülteci kampları basılıyor ve oradaki insanlar gözaltına alınıyor. Şu anda manzara bu Can Coşkun.
Gerçekten burada şu anda biz burada konuşurken, siz orada, dünya burada seyrederken, orada belki de şu anda onlarca çocuk, onlarca kadın, yüzlerce sivil hayatını kaybediyor. Ve dediğimiz gibi kameraman arkadaşım Nihat Fındıklı'nın görüntüleriyle izliyorsunuz. Bu manzara 7 Ekim'de yani Hamas'ın buradaki insanlara karşı o hakikaten ağır saldırısı ve 1500 İsrailli öldürmesinin ardından 1500 İsrailli sivili bu sınır boyunca öldürmesinden sonra İsrail saldırılarını başlattı. Bu bir terör harekatıdır dedi. Ama gerçekten İsrail'in bu orantısız saldırıları gerçekten orada şu ana kadar bildiğimiz 8 bin sivilin ölümüne neden oldu. Açlıkla oradaki insanlar şu anda imtihan oluyor. Hiçbir güvenceleri yok. Dua etmekten başka hiçbir çareleri yok. Her an her yere bomba düşebiliyor. Çünkü duyuyorsunuz sürekli dakikada bir, 3 dakikada bir, 2 dakikada bir obüsler. Bazen F-16'ların sesini duyuyoruz burada. F-16'lar sortu yapıyor. Biraz daha gerilere tabii onlar füzelerini atıyor. Onun dışında Gazze sahillerinden, Gazze açıklarından İsrail donanmasının topçuları, füzeleri Gazze'nin kuzeyini, güneyini, her yerini hedef almış durumda. Ama burada anlaşılamayan şey şu, bakın yine söyleyeceğim, burada şu anda bulunduğumuz alanda, Nihat Fındıklı ile birlikte bulunduğumuz alanda gerçekten dünyanın sayılı ajansları, isim saymak istemiyorum, en önemli ajansları ve en önemli gazetelerin, televizyonların temsilcileri, meslektaşlarımız var. Bu arada 30'a yükseldi ne yazık ki bu savaştaki meslektaşlarımızın ölümü. 30'a yakın gazeteci, televizyoncu da can verdi bu bombardıman sırasında. Ama şunu söylüyorum, dünya burayı izliyor. Dünya burayı izliyor ama hiçbir hareket yok. Hiçbir, günler geçti, haftalar geçti ama burada kalıcı şu an için oradaki insanlık dramını bir nebze olsun, oradaki insanlara birkaç dakika nefes aldıracak hiçbir çözüm kabul edilmedi. Refah sınır kapısı açılmıyor ve ne yazık ki önemli olan bu bombardıman, bu savaş Hamas'la İsrail ordusu arasında devam edebilir ama bir an önce İnsanlar için, sivil insanlar için bir şeyler yapılmalı diyoruz. Dünya burayı seyrediyoruz. Bir Hollywood filmi gibi seyrediyor anladığım kadarıyla ama işte bizim hep tekrarlıyorum, konuştuğumuz süre boyunca ne yazık ki orada belki de 3 tane çocuk hayatını kaybetti. Çünkü sürekli her yer insan dolu, güneye gidemiyorlar, bunu tekrarlıyoruz. Bir an evvel biz burada gazetecilerle de aramızda tartışıyoruz. Bir an evvel bir o kapalı Gazze'de, o kapalı cezaevinde bir kapı açılmalı ki bu da refah kapısı gibi duruyor. Orada uluslararası güçler, bütün ülkeler, birçok yerde ben bunu gördüm. Arnavutluk Savaşı'nda da gördüm. Birçok yerde gördük. Yani bir mülteci kampı, geçici mülteci kampı, bu savaş devam ettiği sürece o insanlara en azından belli bir noktada ihtiyaçlarını karşılayacak, sağlık tedavilerinin yapılabileceği bir alan açılmalı.